İyi günler. Biyokimyanın temeller dersine hoş geldiniz. Bugünkü e, ders konumuz e, pürün nükleütlerin yıkım yolu. E, Selvç e, Denovoyon'dan bahsederken pürünlerin iki önemli enzimden bahsetmiştim. Yıkım yolunda da ise e, gördüğümüz üzere bütün e, enzimler esas itibariyle önemli çünkü bunların klinik karşılığı var. E, yıkım yolunda e, ortaya çıkan monofosfat e, formları AMP, IMHP e, veya GMP, e, tüm bu monofosfat formlarını kullanan ortak bir enzim var. 500 nükleotas enzimi e, fosfat grubunu ayırıyor. E, adenozin, inozin, ksantozin veya guanosin'i oluşturur. E, adenozin yolundan devam edecek olursak, adenozin deaminaz enzimi e, sayesinde, e, deaminasyon reaksiyondur. Enzimin adında anlaşılacağı üzere inozin oluşur. inozin ve adenozin nükleozittir. Daha sonra bu yapıdan e, şeker grubunun uzaklaştırıldığını e, görüyoruz. E, fosfat girer. Riboz, bir fosfat şeklinde uzaklaştırılır. E, ve e, hipoksantin oluşur. Hipoksantin e, daha sonra ksantin oksidaz enzimi tarafından ksantin oksidaz organizmadaki anahtar enzimlerden bir tanesidir. kimyasal olarak ürün olan kısantini de substrat olarak kullanarak ürikasiti oluşturur. Esasında kısantin hem guanizin monofosfatın GMP'nin guanozine guanine yıkılıpmasında ve oradan kısantinin oluşmasında ortak yoldur. Hem guanin nükleotitlerin hem de Adenin nükleotidden AMP ve GMP'nin yıkım yolunda ortak birleştiği yer kisantindir. E, e, guanin guanin deaminaz tarafından guanin deaminaz, adenozin deaminazın muadili bir e, enzim. GMP'nin yıkımı ile AMP'nin yıkımı e, burada görüldüğü gibi farklı şekilde ilerliyor ama ikisi de kısantin üzerinde birleşecektir kısa antioksidaz e, substrat olarak kullanır ve ürik asit oluşturur. Tabi kısa antioksidazın önemli bir özelliği nükleotit yıkım yoluyla iskemile perfüzyon veya radikal metabolizmasını e, birleştiren e, enzimatik yoldur. Reaksiyonun e, bu kısa antioksidaz reaksiyonunda iki, iki, ayrı reaksiyondur bu. Bu kısa ve kısa üzerinden hem oksijen radikalleri e, hem de hidrojen peroksit oluşacaktır. E, dolayısıyla e, Bizler e, hücre içinde e, pürünlüklü ötlerini yıkarken bu halka sistemini parçalayamıyoruz. Halka sisteminin parçalanmaması e, metabolizma açısından önemli e, bir e, problem. E, çünkü ortaya çıkan ürik asit ürat e, şeklinde e, e, birikebiliyor. Bu gıdalarla alınan ürik asitin fazlalığı, doku yıkımı veya biraz önce gördüğünüz gibi yıkımı ötlerini yıkım yolunun hızlanması sonucunda üratta e, hipereürsemin ortaya çıkna yol açır. Hipe, Hipereürsemi dediğimiz tablo e, kanda ürik asitin artışıdır. E, bu artışın e, önemli bir e, sebebi e, patofizyolojisi hipereürseminin e, sodyum kristaller şeklinde e, e, çökmesidir. Ürik asit e, çöküşü kristal şeklindeki çöküşü dokuda e, özellikle e, eklemlere e, çökecektir. E, daha sonra proteinlerle e, bağlanabilir. Bunlar stokinlerin aktivasyonuna yol açacaktır. Bu inflamasyon yolunu e, aktive eder. Sonuçta da e, önemli bir inflamasyon tablosu ortaya çıkar. Dolayısıyla ürik hastin, biraz önce gördüğümüz ürik hastin organizmadaki artışı önemli bir e, klinik tablo olarak karşımıza e, çıkacaktır. Özellikle e, hem eklem patolojileri açısından hem de e, böbrek e, patolojileri veya kardiyovasküler sistem açısından veya böbrek taşları açısından büyük önem e, taşımaktadır. E, bunun sebebi ürik asitin e, tabloda gördüğümüz ürik asitin çözünürlüğü çok düşüktür. Ortalama e, ürik asit e, Erkek ve kadında konsantrasyon değişme değişebilmekte. Kadınlarda 1,5-6, erkekte de 2,5-7 mg desilitre olmasına rağmen çözünürlüğü bu ortalama konsantrasyonun üzerine çıkmasıyla bahsettiğim bir kristal formunda çökecektir. Dolayısıyla bahsettiğimiz patolojinin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Hüpürülsemiye yol açan temel patolojilere baktığımızda birinci tablo, PPP e, PRPP sentetat enzimin artıştır. E, Pürünlerin denova sentezinde bahsettiğim üzere e, PRPP sentetaz riboz 5 fosfattan PRPP'nin sentezini oluşturacaktır. PRPP'nin artışı denova sentezinin aktivasyonuna yol açar. Ya, yapım yolunun artışı yıkım yolunun artışına da yol açacak. Sonuçta organizmada ürik arttığını görüyoruz. İkinci e, problem iskemi ve reperfüzyon tablosudur. İskemi de ee, bildiğimiz e, kadarıyla ATP yıkımı artmaktadır. ATP'nin yıkımının artışı ADP'nin artışına yol e, Bu tabloda yıkımında bahsettiğim üzere hipoksantinin artışına yol açacak. Hipoksantin ve kısantin üzerinden oksijen, kısantin oksijen enziminin reaksiyonları rükarsız oluşacaktır. Tabi oluşması esnasında e, hidrojen peroksit ve e, oksijen radikalleri ortama sanılacaktır. İskemi e, reperfizyondaki reperfüzyondaki önemli hasar tablolarından bir tanesi budur. Özellikle reperfüzyondaki hasarın temel e, mekanizmalarından bir tanesi organizmada e, kısa oksijen aktivitesinin artıştır. Ürik asidin artışı da e, daha önce bahsettiğim gibi sodyum üratın artışına ve inflamasyona yol açacaktır. Üçüncü önemli klinik tablo şeker metabolizmasıyla ilişkilidir. Glukoz 6 fosfataz enzimi özellikle glikojen metabolizması açısından önemli, eee glukoneogenezi neogenezi eee katalizleyen reaksiyonlardan bir tanesi glukoz 6 e, fosfattan e, glikoz oluşmasını e, katalizler. Enzimin e, bloki olması glikoz e, glukoz 6 fosfatın e, yönünü değiştirecektir glikoz yönüne değil glikoz altı fosfat diğer yola yani heksozomeron fosfat şantına girecektir. Buradan riboz 5 fosfatın artışı, pürinlerin artışını edecek ve artış yıkım yolunda arttırdığı için tabloda ürik asit artışı olacaktır. İndirek bir yol gibi görülmesine rağmen özellikle von Gierke hastalığında tip 1 glikojen depo hastalığı dediğimiz tabloda bu şekilde ürik arttığını görebiliyoruz. Bu önemli bir e, klinik tablo. Yani nükleotit metabolizması ile şeker metabolizmasını birleştiren önemli bir e, tablo. E, bu e, metabolizma içerisinde e, nadir görülen bir önemli tablo ise hipoürisemidir. Hipoürisemi özellikle e, kısa nüksadan e, kısa enziminin enzimin defektiyle ilişkili hipokısantin, kısantin ve kısantinden Ürik asit oluşumu katalizim bu enzimin bloki olması ürik asit sentezini azaltacaktır. Bunun tabi azalması substrat birikimine yol açacak. Ksantin üri ve ksantin taşları ortaya çıkacaktır. Bu da nadir görülen klinik tablolardan bir tanesidir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.